Ah ne kadar da güzel bir gün. Bence hiçbir şey olmayacak. Ben hazırım. O ses ne? Buradan Sağlık Bakanlığı'nın kafesi dövüşüne yok ya, bir şey yapamaz. Sadece at basmış. O kadar da fazla bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Soğan erkeği değilsin. Evet, bu videoda sadece at basarak dünyayı tokatlamaya çalışacağız. Ama nasıl? Öncelikle atlar bu oyunda çok ama çok güçsüz abi. Bu yüzden atın üstüne silah koyan bir yol var. Kozak Kralı'nı kaçırma yolu. Öncelikle ülkeyi düzenlememiz lazım. Yani sağdan soldan ekonomik fokus toplamamız lazım. Birazcık halkın gözü yanacak. Ama olması gereken bu. Montreux Ateşkesi Anlaşması'na gideyim ki rahatça şuralara asker koyayım. Çünkü ileride çok ihtiyacım olacak. Yani ben şu anda var ya, askerlerin durumunu çok beğenemedim. Yapacağımız ikinci iş bizim irregular cavalry gitmek olacak. Çünkü şurada göstereyim. Şu cavalry buna göre daha iyi gibi. Çünkü irregular cavalry bize her tarafta buff veriyor ama diğeri her tarafta yamuk yumuk gidiyor. O yüzden buna gitmemiz gerekiyor. Integrate'de İş Bankası'na gidip İş Bankası'nı geri getirerek İş Bankası'nı ülkedeki depresyonu kaldırıyoruz. Sıkıntılar birazcık olacak tabi. Ülkede doğuda bir sıkıntı çıkacak ileride. Onun üstesinden gelebiliriz. O Almanya'da birbirini yemeye başladı. Hoşuma gider. Gideceğimiz yolda Atatürk başta olmadığı için Atatürk'ün başta olduğunda gelen fokusları bitirmemiz lazım önceden. Ülke aslında şu anda kalkınmış gibiyiz. Tamamen kalkınmamız için tüm fokuslara gitmemiz lazım burada. Fix Arab fokusuna gidiyorum. Bu sayede stability'yi düzelteceğiz birazcık. Mükemmel olacak yani. Ben böyle bir şey görmedim bak. Birazcık daha fabrika alalım kendimize. Tüm ülkenin ekonomisi at üzerine olacak. Bu yüzden at araştırmayacağız. Çünkü araştıracak at yok. Ne yapayım? Adamın atının içinde bir şey mi? Doping falan vereyim. Ankara Üniversitesi'ni açıp bir research slotum alıyorum. Kafam rahat şu an. İç savaşa birazcık yaklaştık. Birkaç ay sonra Tunceli'de büyük bir ayaklanma çıktı. Ve bu ayaklanmayı durdururken çok büyük bir yanlış yapacağım. Sen daha research slot alıyorum. Tüm siyasi partilerdeki banı kaldırıyorum. Bu sayede isteyen herkes seçime katılacak. Acaba kim kazanacak seçimi? O da belli. Anarşist parti istemiyorum. Abi anarşist olur mu bizim ülkede? Olmaz. Seçim yaklaştığından seçim propagandaları başlıyor. Bizim istediğimiz yola gitmek için Adnan Menderes'e her türlü şeyi vermemiz lazım. Birazcık açıktayız. Ben tüm askerleri siliyorum ya. Ayaklanma yiyebiliriz birazdan. Sıkıntı yok. Ben direkt düşüp asker bitireceğim şu ayaklanmayı. Eğer bunu oluyorsa. Ve en büyük hatam buydu. Çünkü bu iç savaş yerine normal savaş olarak çıkıyor. Yani adamın kendine özel askerleri olacak ve ben askerlerim sildiğim için böyle kalacağım. Çok sıkıntılı bir savaş olacak. Ben bu savaşı kazanamayacağım büyük ihtimal. Ha, yardım lazım. Yanlış taktiği yaptık. Fake taktik. Bunlar insan değil. Hayır. Şimdi olmaz. Abi uçun. At. At uç. Çok yanlış bir şey yaptım. Hayır at. At uçur. Adam tankla çıktı. Oha. Biz bu savaşı nasıl kazanacağız? Ben bu adamlara güveniyorum. Adamlarıma güveniyorum. Hadi. Öbe estağfurullah, adam nereden çıktı? Atatürk'ün ölümü. Hayır. Ülke şu anda var ya, parçalandı, parçalanacak. Trabzon'u başkent ilan ettiniz ya, en büyük hatayı orada yaptınız. Abi at askeri farkı ya. At asker yani. At abi, at gibi asker. Kişniyor abi bunlar, kişniyor. Tankı atla delebilir miyim? Vallahi deliyorum. Adamın komutanı çok iyi değil mi? Perzente BGH seni. Bu kim oğlum? Aha düştü. Yedim. Çok kolaydı. İnşallah iç savaşta başka bir ülke olarak çıkmaz yine. Kaybeder miyim? Hayır. O zaman iç savaşa gidiyorum. Ben hiç dayanamıyorum abi. Bilin bakalım ne oldu. Aynı hatayı bir daha yaptım. İnşallah askersiz çıkmışsındır. Ankara'ya askerlerimi koyuyorum. Adam askerle çıksa bile alacağımdan emindim. Fakat bir şeyi kaçırmıştım. Lan! İkinci Kars benim kaputum. Abi bu adam yine çıktı, Allah senin belanı. Sen bana tüm askerlerini versene, bir şey deneyeceğim. Ha bir de senin askerler de şeymiş ya. Ethem'le alaka. Gelsin Ethem. Önce şunları buradan bitirelim. Ferris Bona bu kim ya? Bu adam her ülkede var abi. Her ülkenin komutanı bu adam. Şunu düşürebilirim aslında anında. 3 tane askerini parçaladım ben bunun. Ben çok az askerle çıktım ama olmaz böyle. Aslında atlı askerler bir işe yarayabilir aslında burada. Bu adam nasıl white peace imzaladık biz bununla? Ben bunu
parçalarım sonra gelir. Benim askerle ya şansa bana Encirclement 7 yaşıyordu. Çok sinirime dokundu. Atım ve benim bir sürü şey division'ım olduğu için çok rahatım şu an. Aşırı rahatım yani. Rahat değilim yine. Ağzıma vuruyorlar da iyi gibiyim yani şu an. Sen ciddi misin? Benim toprağıma Sovyet askeri sokacak. Ya abi öldüreceğim. Al babuş, bunu düşürürüz hemen. Ocakları düşürelim. Abi, şu adam başkenti neresi ki? Aha düşürdüm. Soldiers of Heaven mı? Bu ne oğlum, hangi oyunda o yaşıyorsunuz lan siz? Ben neyi düşürdüm? Hepsi mi düştü? Adamsınız lan. Heh, Zonguldak düştü sonunda sende. Bu niye düşmüyor? Öldüreyim illa böyle askerlerini. Bunu mu istiyorsun yani? Vur, öldür. Böyle last stand mı koyacaksın oğlum? Öl. Adam son toprağa kadar savundu ya. İç sorunlarımız hallolduğuna göre artık birazcık dışarıya bakma vaktimiz gelmiş. Bu arada bunun tüm askerleri şu an bende. Alparslan Türk işi bakan olarak atasak güzel olur. Autarki alalım kendimize, Almanlardaki gibi. Greece bana karşı savaş mı ilan edecek? Denesin de görsün bakalım. Kosak kralı geldi. Bizim buralar tamamen kor olarak gelecek yakında bu arada. Yaşadığımız iç savaşlardan sonra İtilaf Devletleri yeniden birleşti ve bize karşı savaş ilan etti. Bize karşı büyük oyun oynanıyor. Bu savaş bayağı zor geçecek bu arada. İzmir'e girip şundan askerlerini çöp etsem mi? Badara nerede ya? İstanbul'u geri alalım. Bu arada gittiğim bir fokustan İran'ı nasıl yaptım bilmiyorum ama kendi altıma aldım. Bu arada nasıl yaptım bilmiyorum ama Almanya bana savaş ilan etmiş. Romanya'ya bakmayın, bir şeyler yaşandı galiba. Bas hocam bas, bunlar yavaş, biz hızlı hızlı şöyle dolanırız. Bedava Ukrayna. Evet, Bulgaristan'a bir annex diyeyim ya. Almanya planlarımız nasıl gidiyor? Birazcık daha at serpiştireyim böyle. Buraya kadar alırsınız siz. Hadi bakalım aslanlar. Of, kask yaptım burayı. Ben kimle savaşa girdim? Ben Avusturya ile savaşa nasıl girdim? İtalya bizim düşmanımız oldu demek. Bana tren lazım, evet. Trensizlikten gidiyorum. Oo, bana çıkarma atmışlar. D-Day'e girdik. D-Day'e atmış çakallar. Litvanya'yı yemişiz. Vay be. Vay benim aslanlarım, burada adam vuruyormuş. Ben ekonomi kapatıyorum. Ekonomi kapattım abi. Kimse benden bir şey almasın mümkünse. Ne oluyor, Almanya'ya kadar gelmişim. Atım artık birazcık güçlü buraya. Kozak atları ya bunlar. Saf kan değil abi. Saf kan değil. Biz iki kanı karıştırıyoruz birbirine. Berlin'e. Kovalıyor peşini ama yakalayamıyor Berlin'e kadar. Race to Hamburg o zaman. Abi o kadar hızlı ki at, adamlar yakalayamıyor beni. Neyse bari Berlin'e geri gidelim. Yazık galiba ülkeyi ikiye kestim. Berlin'e bir daha gelirim ki benim at daha hızlı bence. Dur bir dakika, sakin, bunlar Berlin'den çıkar elinde sonunda. Bu adam buraya asker çekiyor, ben gidiyorum öldürüyorum bunu askerini burada. Bizim Yugoslav dostlarımız fazla dayanamayacak ki. Ben bunlara bir asker çekeyim 16. Oğlum arkadan falan böyle sağdan soldan kırak hareket etmek çok hoşuma gidiyor. At ya kırak. Adamlar artık kendisi bile şaşırıyor yani. Nasıl bu kadar hızlı paks dedik. Bypass yedik. Polonya'yı çünkü yanlışlıkla aldık. Bu ne lan, Kolombiya mı bu? Litvanya mı? Bundan sonra Sovyet geliyor. Bunları öldürmem lazım. Bu adam neyle vuruyorsa artık. Bu Amerikan askeri gelmese var ya, hayatım çok rahattı benim burada. Asker çekmiş yine. No. Almanya'yı modern sınırlarına döndürdük. Almanya düşten düşecek ya, vallahi düşecek. Vurun abi Almanya'yı. Avusturya Macaristan kapitüle oldu. Aha burada en sürekli mut atmışız. Ben mi düştüm? Ha bu Suriye Macaristan. Almanya'da kapitüle oldu. Oho hayat bana güzel. Burada da aynı taktiği kullanıyoruz burada. Ya bırak bu işleri ya. Vallahi billahi United States yazıyor. Delilendim şurada ya. Bir dakika ya, ben Brüksel'i düşüremem mi? Allah Allah, bir dakika ya. Çakallık yapabilirim. Ya ben nasıl alıyorum burayı bir? Bunların normal enstrüktörle mutlu olması lazım. Askerlerin geriden... Bizim askerler geri kafalı biraz. Adam buraya heavy tankına getirmiş. Yazık oldu. İtalya biraz delilenmişsin gibi. Aa yine asker çekmiyor. Baba ben ne yaptım? Düşürmüşüm. Vallahi düşürmüşüm. Bir dakika ya. Hocam Paris'e mesela hücum et. Vuruyorlar, ata hiçbir şey olmuyor. Paris'e bu atla girdim ben. Türk atı. Hemen benim manpower'ım bitti. Bana adam lazım. Mülteci alabilirim biraz. İtalya var ya çok kötü. Hayır çok kötü patladı İtalya. Yunanları da yedim. Bunun savaşı ne zaman biter? Amerika var diye bitmeyecek büyük ihtimal. İngilizlere çıkmak için şurada bir toprak var. Eğer şunu annex dersem direkt şu toprağa adam gönderebilirim. Direkt savaş ilan etti. Yapay zeka kendi eliyle geldi bana savaş ilan etti. Böyle bir şey var mı abi? Komünist İspanya'da bana karşı. Kaç kişiyle savaştım ya ben? Oho say bitmez. Yine hiçbir şey yapmadan tüm dünyaya savaş ilan ettim. Bu ne oğlum? Joinet köyde...
Bu ne oğlum? Bir yeri kolluyorum, bana 1 milyon manpower geliyor. Çok komik. Benim askerler yapay zeki. Ben bunu almadım. Bizimki o kadar zeki ki. Mülteci alamıyoruz mu ya daha çok? Ne, düştüm mü ben? Aynı espri 100. kez yapınca daha komik oluyor. Bu arada Rusya'yı birazcık yedik gibi. Bana arkadan saldırmanın sonucu bu olur Rusya. Abi picture'ımızı kurduk. Central Powers bak. İttifak adları Central Powers. Sovyet bloğu. Kuzey Amerika Federasyonu. Kürdüş Rum. Ya bir de komik olan kısmı Allah ise Komünist Çin. Ve Komünist Japonya kendi papatına saldırıyor. Ötekisi yiyoruz. Parçaladık Sovyet'i. Afgan refüjiler kalmamış. Birazcık daha mülteci alalım. Ha bu arada İsviçre düşmüş. Slavic Unity'yi alıp bak ne kadar manpower'ım olacak. Aha. Turkish Slavic Union. Çok garip bir oyun. Ben nasıl bunu kurdum? 30 milyon manpower'ım var. O kadar dünyayı yönetiyoruz. Hala burada şey sıkıntısı. Oğlum adamları ne yapalım? Şeyi mi sürüyoruz? Asya'yı sürüyoruz adamlar. Çin'le falan mı savaşacağım ben? Lüksemburg dayanabilirse aslında biraz. Aha. Yeminle düştü. Abi sonunda. Abi o kadar çok at var ki her şeyimiz at yani. Steel Republic ne abi? Burada bir şey var, Steel Republic. Bak şurada bir Çin bölgesi var, tamam mı? Bu komünist Çin aslında gerçek Çin. Şöyle bir olay var, biz bu Çin'i full asker, full silah, bu komünist Çin'i ben yönettim. Çok garip bir şey oldu. Bu arada üyelerimiz Çaykege, Kayısama, Igris, Birol Kahraman, Noxali, Doğu, Mert, Berke Kurban, İmpetyaple 68, Retro. İmpetyaple 68 galiba simitçiydi ya, geçen simit yayını açmıştı. Herkese sagolasınız, sağ olun. Herkese sağ olun. Neyse bu kadar.